Evet, salonda çoğunluğu sağladığımıza göre kapıları artık yavaş yavaş kapatabiliriz. Çünkü sıradaki konuşmacımızı dinlemek isteyenleri de daha fazla merakta bırakmak istemiyoruz açıkçası. Zirve devam ediyor. Bir diğer anlamıyla da gösteri devam ediyor. Öyle söyleyebiliriz. Bu yıl 16.sı gerçekleştiriliyor. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi bir yönetim yolculuğu. Alice Harikalar Diyarı'ndan diyerek yola çıktık. Masallar dedik. Elbette ki program başlangıcında sabah saatlerinde de size aktardım, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepimizin bir şekilde etkilendiği masallar var. Sevdiğimiz masallar. Ama şu soruyu çoğu zaman kendimize sormuşuzdur ya da başkalarına yöneltmişizdir belki. Masal kahramanı olmak mı? Masalın içindeki yan karakterlerden biri olmak mı? Yoksa masalı yazanın ta kendisi olmak mı? Çünkü anlamlandırdığımızda hepsinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Ama sıradaki yani 7. oturum konuşmacımızı sizlere takdim edecek olursam masalını kendi yazan bir kişiyi davet edeceğim birazdan. Onunla ilgili elbette ki birçok şeyi biliyorsunuz. O bir ünlü. Bu arada onu belirtmemiz gerekiyor. Ama şu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İnsan kaynakları alanında o bir Z kuşağı temsilcisi. Yanlışım var mı bilmiyorum. 2003 doğumlu. Sizlerden de destek alabilirim. Z kuşağı kapsamına giriyor öyle değil mi? Bildiğiniz Z kuşağıyla onu kıyaslayacak olursak ne kadar örtüşüyor? Arada farklar var mı? Yoksa bildiğimiz Z kuşağı fikrini tamamen alaşağı ederek yeni bir Z kuşağı gibi mi düşünmemiz gerekiyor? Kendisinden dinleyeceğiz. O bize neler söyleyecek? O bize imkansıza ulaşmanın tek yolunun mümkün olduğuna inanmaktan geçtiğinden bahsedecek. Paralimpik Avrupa şampiyonu ama yüzmede de dünya ikincisi Sümeyye Boyacı alkışlarınızla. Merhaba. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bulunmak ve bu konuşmayı yapmak benim için çok mutluluk ve onur verici. Kendimi ilk önce tanıtmak gerekirse ben Sümeyye Boyacı. Yüzmede Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Hem engellerde hem de normallerde. Aynı zamanda ilk kadın dünya ikincisiyim yine yüzmede. Bugün birazcık hikayemden bahsedeceğim sizlere. İlk önce hikayemi anlatacağım. Sonra iki yarış videomu da izleyelim istiyorum. Hem geçen seneki Avrupa şampiyonluğu hem de bu seneki dünya şampiyonası videomu. Sonra da sorulara geçelim istiyorum. İlk önce de kendimi tanıttığım gibi ben Sümeyye Boyacı. Yüzmede Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Bu hikayeye başlamak gerekirse 5 Şubat 2003'te Eskişehir'de doğuştan iki kolum olmadan dünyaya geldim. Ama ayaklarım vardı ve ben her şeyi ayaklarımla yapabiliyordum. Henüz 6 aylıkken annemin ayaklarımı çiçeklere değdirmesiyle dokunma, kavrama hissimi edindim ve sonrasında diğer çocukların, herhangi bir çocuğun gelişimi gibi devam etti. İşte döke saça, yemek yemek, kek yemek gibi. Sonra bir gün 3,5 yaşlarındayken evde tek başımayım. Annem de mutfakta, evde başka kimse yoktu. Bir gül resmi çizmiştim ve annem hala onu evde başka biri olsaydı senin yaptığına inanmazdım diyor. Ailem bu şekilde resim yeteneğimi fark ediyor ve bana elinden gelen her türlü maddi manevi desteği sağlıyorlar. Ve ben de 5 yaşında Rus halk masallarının kapak resmini çiziyorum, altın balık resmini. Ardından 6 yaşında Moskova'da kişisel resim sergimi açarak Rusya'da resim sergisi açan ilk Türk çocuk unvanını alıyorum.
Bu süreçte yine yüzmeye de devam ediyorum aynı zamanda. 5 yaşında başladım yüzmeye. Başlarda çok korkuyordum. Annemin teşvikleriyle başladım. Pek gitmek de çok istemiyordum aslında. Korktuğum için sudan. Ama sonra öğretmenimin teşvikleriyle, antrenörümün teşvikleriyle 12 saatte yüzmeyi tamamen öğrendim. Bu benim gibi bir çocuk için büyük bir başarıydı çünkü normal benim gibi biri 6 yılda yani çok uzun sürede öğrenebiliyorken ben gerçekten bu konuda yeteneğim olduğu için daha kısa bir sürede öğrenmiştim. Ve 4 sene boyunca özel ders şeklinde yüzmeye devam ettim. 4 senenin sonunda artık tek başıma yüzmekten sıkılmaya başlamıştım ve bir takıma geçtim. Orada arkadaşlarımla birlikte yüzüyordum. Lisansımı aldım. Sonra Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. İşte orada altın madalyalar aldıkça beni milli takım kamplarına davet ettiler ve henüz katıldığım ikinci Türkiye şampiyonasında dünya barajını geçtim. Henüz kaç 10-11 yaşlarındayken. Sonrasında milli takım kamplarına katıldığımı söylemiştim. Bu kamplar gerçekten çok zorlu geçiyor ve seni orada böyle didik didik araştırıyorlar. Her hareketine bakıyorlar, her mimiğini inceliyorlar. Yaptığın her bakışa bakıyorlar aslında. Bunu da geçebilmek, milli sporcu olabilmek gerçekten çok önemli. Ve ilk milli sporcu olduğum yarış 2016 senesinde Berlin'de gerçekleşen bir dünya serisinde iki bronz, iki de gümüş madalya almamla oldu. O zamanlar henüz 12-13 yaşlarındaydım ve yarışa katılan en küçük sporcu bendim. Hatta kovrumda beklerken bizi yarışlara çağırmadan önce başka bir arkadaşım daha vardı. Benimle aynı yaşlarda. Onunla birlikte minderlerin üzerinde zıplıyorduk. Spor minderlerinin üzerinde. Yüzmede unutamadığım anılardan biri de bu. İki gümüş, iki bronz madalyayla milli sporcu oldum ve sonrasında dünya şampiyonasına katıldım. Henüz 14 yaşındayken dünya şampiyonasına katılabilmek benim için çok mutluluk vericiydi. Orada 0,23 saliseyle kürsüyü kaçırdım. Yani dördüncü oldum. Yarıştığım kişiler ise yılların olimpiyat şampiyonları, yılların sporcularıydı ve ben henüz onlara göre birazcık daha çömezdim aslında. Onların tecrübesi, onların girdiği yarışlar benimki onlarınkinin yanında %1 gibi kalıyordu. Bu kadar kısa bir süreyle kürsüyü kaçırmak beni gerçekten çok üzmüştü. Çünkü oraya belirli bir madalya almak için gitmiştim sırtüstü branşında. Ve sonra çok bayağı bir ağlamıştım. Ama sonradan mantıklı bir şekilde düşündüğümde önümde çok uzun seneler olduğunu, onların 40 küsur yaşlarda çok tecrübeli insanlar olduğunu ve benim bu işe daha yeni başladığımı, daha çok iyi başarılar elde edebileceğimi düşündüm ve daha çok da hırslandım aslında. 2018 Avrupa Şampiyonası'na bu hırsla hazırlandım. Biraz kamplarımızdan bahsedeyim. Kamplarımız henüz saat 6'da, daha belki de 6 olmadan, kahvaltıya bile oturmadan, su buz gibiyken biz havuza giriyoruz ve böyle o hissi size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama sanki böyle bir kurşun seni vuruyormuş gibi gerçekten canın çok acıyor. O buz gibi suya girdiğinde biz çok soğuk bir suya girmek zorundayız. Çünkü mayışıp yavaş yüzmemek için. 2018 kampında
İlk önce 2,5 saat sabah antrenmanımız oluyordu havuzda. Sonrasında kahvaltıya gidiyorduk. Ardından öğlenleyin kara antrenmanlarımız oluyordu. Yüzmede ne yazık ki sadece havuzda yüzmek, antrenman yapmak yetmiyor. Karada da çalışmamız, şınavlar, mekikler çekmemiz, farklı hareketler yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra öğlen yemeğine gidiyoruz. Ondan sonra akşam antrenmanına giriyoruz. Akşam antrenmanında yine 2-2,5 saat civarı yüzüyoruz. Toplamda günlük 8-9 kilometre oluyor bu. Bu kamp bittikten sonra tabii Avrupa Şampiyonası'na gittik ve Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstünde birinci oldum. O yarış benim için gerçekten unutulmaz bir yarıştı. Ve yani yine birinci olmak için planlı, programlı bir şekilde çalışmıştık ama birinci olduğumda da bir türlü inanamıyordum aslında. Çünkü yarıştığım kişiler benden yaşça büyük, tecrübesi inanılmaz derecede fazla, işte 43-46 yaşlarında kişilerdi ve Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın Avrupa şampiyonu olmuştum. İstiklal Marşımızı okurken bir yandan çok heyecanlıydım, bir yandan duyguluydum ama çok duygusal olduğumu da bazen belli edemiyorum. Genelde de bayağı sakin biriyim. Ardından da başka bir takım yarışımız vardı. Bu yüzden madalya seremonisinde bir yandan onu düşünüyorum, ona yetişmem lazım. Bir sürü duyguyu karışık bir şekilde yaşıyordum. Türkiye'ye döndükten sonra da çok güzel karşılamalar, bir sürü kişiden çok güzel destekler aldım. Ve 2019 Dünya Şampiyonası vardı önümde. 2019 Dünya Şampiyonası'na bir sürü yarışlara giderek her yarışta birinci olarak hazırlandım. Yine 1,5 ay öncesinden bir kampa girdik ve bu kampta günlerce, haftalarca ailemizi hiç görmeden sadece Ankara'da arkadaşlarımızın bazen tatil storylerini izleyerek geçti. Yaz tatilinde Ankara'ya biraz hapsolmuştum Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde. Sürekli çalışma, sürekli havuzda durma vardı. Hep sürekli yüzdüm. Bazen takım arkadaşlarımı takımın antrenmanlarından farklı olarak onlar günde bir antrenman yapıyorsa ben sabah erkenden kalkıp başka ekstra bir antrenman daha yaptım. Ve 2019 Dünya Şampiyonası'na Londra'ya katıldım. Londra'da ne yazık ki 0,3 saliseyle yani 1 saniyenin 3'te 1'iyle ikinci oldum. Yarışı hep önde getiriyordum. Yine touchpad'e yaklaşırken de kafam öndeydi ama rakibim koluyla değdiği için, parmak ucuyla değdiği için yani sadece 3 saliseyle beni geçmiş oldu. Dünya şampiyonalarında niye bilmiyorum. Benim böyle minik saliselerle, çok küçük farklarla hep bir şeyler kaçıyor. Ama dünya ikinciliği de benim için gerçekten güzel bir başarıydı. Çünkü Cumhuriyet tarihimizde henüz böyle bir şey bir bayan olarak gerçekleşmemişti yüzme branşında. Ve bunu ilk defa gerçekleştirmiştim. Tabii o sıralarda oradan çıktıktan sonra, havuzdan çıktıktan sonra tabii panik halinde bunu düşünemiyorsun. Orada gazeteciler, Türkiye'den medya gelmişti ve ben bir yandan ağlıyordum, bir yandan yani bir yandan röportaj vermeye çalışıyordum. Röportajı veriyordum, sonra gidip gözyaşlarımı siliyordum, ağlıyordum. Sonra silip tekrar başka bir röportaja geçiyordum, başka bir kanalın röportajına.
Benim için ama yani hayatım boyunca asla unutamayacağım bir yarışı. İkinci olmama rağmen diğer yarışlardan benim için daha özeldi. Çünkü bu yarış bana daha çok hırs katmıştı. Hatırladığınız gibi 2 sene önceki dünya şampiyonasında da çok minik bir payla kaçırmıştım istediğim dereceyi. Ve daha çok hırslanıp Avrupa şampiyonasında birinci olmuştum. Ve birinci olduğum yarışta da zaten rakibim Teresa'yı, beni geçen kişiyi geçmiştim. Aynı zamanda orada madalya seremonisine çıkarken, çıkmadan önce bana ben 17 kez Avrupa şampiyonu oldum ve beni geçen ilk kişi sen oldun demişti. Avrupa şampiyonasında dediğim gibi geçmiştim. Bu sene yine ikincilik kazandım. Mağlubiyet mi bir kazanç mı, bunu hani değerlendirmek benim için biraz zor ama benim için güzel bir tecrübeydi, bana iyi bir tecrübe kazandırdı. Milyonlar versem kazanamayacağım bir tecrübe edindim. İnşallah seneye 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorum ve bu sene istediğim dereceyi alamadım ama seneye daha çok hırslandığım için İstiklal Marşımızı okutacağıma inanıyorum. Yüzme hayatımda anlatabileceğim şeyler bu kadar. Aynı zamanda bir ressam ve Ebru'zenim. Bir hafta önce Rusya'da Ebru sergisi açtım. Oradan Rusya'dan geldim. Henüz yeni geldim. Başka ne anlatabilirim? Sorulara geçebiliriz ama sorulara geçmeden önce ben yarış videolarımı size izletmek istiyorum. Onlara birazdan bu Avrupa şampiyonasındaki yarışım. There we see Boyacı and Ojdet, the two Turkish swimmers in the top end of the pool, really getting away and maximizing that underwater kick. And we can see Teresa Parralis up and into a stroke with company from Monica Bojioni. So it will be those two swimmers trying to chase down the Turkish youngsters as they go neck and neck. Well, it is going to be very close indeed. They are closing, Bojioni and Parralis, but it looks like Boyacı is just leading them in here, just ahead of Öztürk. Can Boyacı hold on? What a race this is going to be. It's going to be really close. Parralis coming back all the time, but Boyacı will have to touch with her head, and she does touch with her head, and she is first place. Turkey will take the gold medal here at the European Championships. Teresa Parralis the silver, and Bojioni the bronze, but the gold will go to Sayumi Boyacı of Turkey, the 15-year-old. Orada kalan son gücümde gözümü çıkarmak So often we see those young Turkish swimmers get off to brilliant starts and then just chase down and struggling to hold on at the end, but she will be over the moon to finally get on the podium on that top spot. Well, it was such a good start there for the Turkish swimmers. There we see Parralis, but the two Turkish swimmers on the right hand side there of your screen. Well, Teresa Parralis coming back all the time. She had the advantage of the long arms at the end, but it wasn't decisive because Boyacı was there. She was just about ahead of Parralis. She touched with her head. Parralis came over very close behind the swimmer, but it is goal to Turkey. Sayumi Boyacı. Madalya seremonisindeyken similar disabilities
got away really fast, and the others had to chase them down at the end of the race, but they couldn't catch the youngster, Sayomi Bayachi, the European champion. İsterseniz hep birlikte kalkıp söyleyelim. Şimdi de sıradaki dünya ikinciliği videosuna geçelim. Benim için gerçekten bayağı özel bir yarıştı. Belki de bir birincilikten daha değerliydi. Çünkü bu yarışın bir hikayesi vardı ve sıradan bir ikincilik de değildi benim için. Videoyu bekliyorum. İsterseniz video açılana kadar bir soru cevap yapalım. Çünkü ben hani sizlerin ne istediğini, benden hani neyi anlatmamı istediğinizi bilmek istiyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Evet. Çok teşekkürler. Şöyle ki, bu azmini, bu isteğini, bu düşüncelerini kaç yaşında olursan ol, ne kadar devam edersen et, hiçbir zaman bırakma. Bil ki 80 milyon seninle. Teşekkürler. Merhaba. Burada finale birinci olarak kalmıştım. İlk önce elemelerimiz oluyor. Videonun sesi yok sanırım. Length ahead of everybody else. Here now come the charge of the pack, and look at the top of the picture.
In the outside lane it is Öztürk, Sibeli Öztürk, the Turkish and the swimmer that was started very, very well. But this is now all about the center lanes and this is all about the charge. Can the Turkish teenager hold on? It's going to go very, very close. It's going to go very, very close. Will she get there? They go to the wall. It's on the touch. Oh, Perales has done it. It's goal for Spain. Well, they're like buses in London. They had to wait till yesterday for their first goal. And now the Paralympic champion is the world champion. Well, if you thought Teresa Perales smiling was wide when she entered out of the tunnel, the golden Teresa Perales smile is enough to light up the aquatic centre. What a swim that was. 0.03 of a second in it. Boyacci so, so close. Just got touched out. Boggioni ending up in bronze. This is how close it was. Oh, it was agonizing. Well, the Spanish will be delighted. Jacobo Garrido kicked off their golden rush yesterday with an unexpected goal at the start of the night. It would do Teresa Perales an injustice to say that was unexpected. She is such a legendary figure, but she does seem to have surprised herself with that result. She had a brilliant... Yaşadıklarımı anlattım. Birazcık da önümdeki hedeflerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ciddi eğitimler alıp yüzmenin dışında psikoloji okuyarak International Paralympic Komite'de yani IPC'de sporcu psikoloğu olarak görev almak hayallerimden biri. Çünkü gördüğünüz gibi yani Instagram'da da paylaşırken zaten kimin kaçıncı olduğuyla alakalı karar sizin diyerek paylaşmıştım. Hani bazı olmaması gereken şeyler yaşandığından dolayı International Paralympic Komite'de görevli olmak, ülkemizi temsil etmek ve haklarımızı savunmak en çok istediğim şeylerden biri. Hayatta birçok şey yaşadım. Evet, henüz 16 yaşında olabilirim ama tabii sizin kadar çok şey yaşamasam da birçok camianın içinde bulundum ve insanlara en yararlı olabileceğim mesleğin psikologluk olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da kendime yararlı olabileceğim, kendine en mutlu olabileceğim mesleğin konuşmayı da çok sevdiğimden dolayı belki de sunuculuk olabildiğini düşünüyorum. İnşallah ileride ülkeme en yararlı olabileceğim, en faydalı olabileceğim meslek neyse, hakkımıza en hayırlısı neyse o olur diyorum. Ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda manevi desteklerinizi ve dualarınızı istiyorum. Çünkü benim için çok zor bir yarış olacak. Gördüğünüz gibi kolları olan kişilerle yarışıyorum ve bu benim için gerçekten çok zor. Dualarınıza ihtiyacım var. Tekrardan teşekkürler beni dinlediğiniz için. Şimdi herkes hayranlıkla seni izledi ve dinledi. Soru varsa alabilirim dedin. Belki de tüm topluluk adına şöyle bir soru yöneltebilirim. Bir gün karşıma bir dünya şampiyonu çıksa da şu soruyu sorsam dediğim noktalardan bir tanesi, anını bulmuşken kaçırmayayım tabii ki haliyle. 15 yaşından bu ya 16 diyelim, 16 yıldır hiç durmadan hevesle hedefe doğru yürüyerek bir şeylerin mücadelesini veriyorsun. Bunu senden dinledik. İyi bir psikolog olmak istiyormuşsun, ressam, yüzme, psikolog ne alaka diye soracaktım. Sen yanıtladın bunu. Ama şunu da merak ediyorum, belki birçok kişi merak ediyor olabilir. Hani farklı alanlarda da olsa
suyun içine girdiğin anda aklından ne geçiyor? Mesela bu zirve benim için her yıl ayrı bir heyecan demek. Gece 4'tü, ben hala ayaktaydım, uyumamıştım. Sabah da 6'da uyandım, buraya geldim. Şimdi sen dünya şampiyonasına katılıyorsun. Nasıl bir heyecan? O son gece nasıl geçiyor? Uyuyabiliyor musun? Suya girdiğinde ne düşünüyorsun? Suyun içindeyken ya şunu da halledeyim, çıkınca kendime bir dondurma ısmarlarım diye aklından geçiyor mu mesela? Yarıştan önceki kamplarda falan yaşadığım şeylerden bahsedeyim. Bunu nasıl söylesem bilemiyorum pek ama ben boğulmaktan bazen çok korkuyorum. Bununla birlikte yüzüyorum aslında. Bu korkumla birlikte yüzüyorum ve bunun için bir sporcu psikoloğuyla birlikte bir çalışma yürütmüştük ve ben gerçekten bunun faydasını da çok gördüğüme inanıyorum. Ankara'daydık. Psikoloğun yanına giderken metroya bindim. O kadar yoruldum ki antrenmandan çıkmıştım. Uyuyakaldım. Hafiften uyukluyorum. İşte bir anda sıçradım. Rüyamda sırt üstü çıkış yaptığımı düşünüyorum. Bacaklarımı bu şekilde dayıyorum ya taçbete. Oradan çıkış yapıp böyle zıpladığımı hayal ediyorum. O sırada uykudan uyanırken bu şekilde uyanmış. Ondan sonra gece bazen uyanıyorum, dolfin yaparak uyanıyorum. Yatağın içinde dolfin yaparak uyandığım zamanları hatırlıyorum ben. Ama yarışa girmeden önce bana sebebini bilmediğim aşırı bir sakinlik, bir ciddiyet falan geliyor. Antrenörüm inanılmaz derecede panik oluyor, böyle hadi ya bilmem ne falan filan. Ben böyle duruyorum. Bana diyorlar ki niye bu kadar sakin duruyorsun? Ya biraz heyecanlansana. Çok aşırı sakinsin diyorum. Hatta diyorlar ve hatta antrenörümü falan ben sakinleştiriyorum. Hocam biraz sakin olabiliriz, sakin olalım falan diye. Önceden ben de çok heyecanlıydım. Sanırım benim özelliklerim ona geçti. Ama yarıştıkça tabii alışıyorsun. Nice başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Tüm konuşmacılarımız için bir fidanımız var. Senin için de İzmir'de bir fidan dikilecek. Bunu belirtmek isterim öncelikle ama zirve yürütme ekibimiz de bugünün anısına seninle bir anı fotoğrafı çektirmek ister. Dolayısıyla ben zirve yürütme kurulumuzu, o Serdar Başkan'ın deyimiyle çılgın bayanları sahneye davet etmek istiyorum. Yok ya, iyiyim ben böyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, alkışlarınızla Sümeyye Boyacı. Bu tarafa geçeyim.